Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yine çok pratik ve güzel bir tarifle karşınızdayım. Tencerede sufle yapacağız arkadaşlar. Fırına falan hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Tencerede de çok güzel pişecekler. Ben ocağa başlamadan önce kaynar su koydum. Geniş bir, yayvan bir tencereye koydum. Orada kaynıyor. Malzemelerimiz 2 adet yumurta. bir çay bardağı şekerimiz var arkadaşlar. 1 çay bardağı süt kullanacağız. Yarım çay bardağı sıvı yağ artı yarım çay bardağı tereyağı kullanacağım. 1 su bardağı un kullanacağım. 2 yemek kaşığı kakao var. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilin kullanıyorum. Ve Dilediğiniz kadar çikolata kullanabilirsiniz. içlerine batırmak için. E, Suflemde bu kap kalıpları tercih ettim arkadaşlar. Fırına gayet girebiliyor ama tencerede de hiçbir zarar görmeyeceklerdir. Dediğim gibi e, tarife başlamadan önce şöyle yayvan bir tencereye yarısına kadar suyumu koydum arkadaşlar. Ben tarifimi hazırlayana kadar kaynayacak. Daha sonra kaplarımı suyun içine Koyacağım. Bu şekilde pişireceğiz. Şimdi yapmaya geçelim arkadaşlar. Önce yumurta ve şekeri güzelce çırpacağız. Yumurtaların oda sıcaklığında olması önemli bir detay. Kavamızın içe yumurtalarımızı kırıyoruz. Güzelce. şekerle böyle köpük köpük olana kadar çırpacağız arkadaşlar. Herhalde bütün keklerde en önemli detay bu olsa gerek. Bir çay bardağı şekerimizi de ilave ettik. güzelce çırptık arkadaşlar yumurta ve şekerimizi. Şimdi sıvı malzemelerimizi ilave edeceğiz. Sütümüzü ilave ediyoruz. Daha sonra yağımızı ilave ediyoruz. Bunlarla beraber çırpıyoruz. Arkadaşlar şimdi kuru malzemelerimizi elekten geçirerek ilave ediyoruz. Bir su bardağı unumuz. Elekten geçirmek her zaman daha iyi oluyor arkadaşlar. Topaklanma olmuyor. 2-3 yemek kaşığı kadar kakao vardı. Hepsini bir şekilde eleyeceğim. Bir paket vanilya ve kabartma tozunu da ilave ediyorum. Güzelce eleyeceğim. Arkadaşlar e, malzemelerimi eledim. Yine bir çırpma işlemi yapıyorum. Şimdi bütün malzemeler birbirine geçsin diye güzelce çırpacağım. Şimdi de spatula ile böyle kenarlarında kalanları e, böyle sıyırıyorum. Spatula ile de güzelce bir karıştıracağım. Aslında e, Kuru malzemeleri ilave ettikten sonra spatula ile karıştırmak daha iyi olur. Çünkü köpürttüğümüz yumurtayı söndürmemek adına spatula ile karıştırmak daha mantıklı olur. Şimdi kalıplarımızın içine koyabiliriz malzemelerimizi. Ben şöyle birazcık yağladım arkadaşlar. Gerek yok aslında ama ne olur ne olmaz diye şöyle tereyağı gezdirdim. Şöyle eşit şekilde kalıplarımıza ilave ediyoruz. Hiç e, önemli değil kalıbın nasıl olduğu fincanda da yapabilirsiniz e, böyle işte çerez kaseleriniz varsa küçük ufak onlarda da yapabilirsiniz böyle e, hiç fark etmiyor arkadaşlar kalıbın nasıl bir kalıp olduğu zaten tencerede pişeceği için ve 7-8 dakikada pişeceği için hiçbir zarar görmeyeceklerdir. Şöyle güzelce düzeltelim. Şimdi içlerine çikolata bandıracağım arkadaşlar. Bandıracağım değil de koyacağım yani. O nasıl bir kelimeyse artık. Şöyle ikişer adet koydum ben. Siz isterseniz damla çikolata koyabilirsiniz. Böyle daha da dağınık, dağınık olacağı için daha güzel olabilir belki. bir daha sefere öyle deneyeceğim. ve böyle çikolataları benim gibi Tıplı koymayın da biraz daha ayrı ayrı koyarsanız daha iyi olur çünkü çikolata içinde eriyor ya arkadaşlar çok güzel oluyor ama sadece ortada toplanmış olduğu için e, tam lezzeti ortadan alıyorsunuz sadece o yüzden ayrı ayrı koyarsanız daha güzel olur ve daha fazla çikolata her zaman daha güzeldir ama çok kalorilidir maalesef şimdi arkadaşlar kaynayan suyumun içine güzelce kaselerimi yerleştiriyorum. Arkadaşlar en önemli şey burada kaselerin üzerine kapaktan su damlamaması bu yüzden de kapağa ben örtü geçireceğim yani böyle bağlayacağım örtüyü kapağa örtüyle kapağı saracağım o şekilde üstüne koyacağım tencerenin şöyle açıyorum arkadaşlar bu işlem çok önemli arkadaşlar hem kapaktan su damlaması olmuyor keklerimizin üzerine ee, hem de e, daha iyi oluyor yani ben her zaman böyle yaparım şöyle güzelce sarıyoruz kapağımıza herhangi bir bez olabilir e, havlu kağıt yapabilirsiniz ama havlu kağıt erir o yüzden böyle e, kurulama bezlerinizden veya işte böyle örtülerinizden yapabilirsiniz Arkadaşlar şöyle güzelce e, kapladım. Tenceremin üstüne koyuyorum arkadaşlar. 7-8 dakika böyle 8 dakika en fazla pişecek. Orta ateşte pişiriyoruz arkadaşlar. Gayet güzel pişecektir. Emin olun sonuçta çok güzel olacak. Şimdi pişmeye bırakıyoruz. Bakın. arkadaşlar suflelerimiz pişti şimdi çok güzel piştiler Hatta ben biraz daha beklettim böyle daha birazdan söndüler daha kabarıklardı aslında bir de benim kaselerim büyük olduğu için çok çok üstlerine çıkmadı ama küçük bir kase kullanırsanız daha çok çıkar süslemek için pudra şekeri kullanıyorum Arkadaşlar şöyle çay süzgeci ile böyle eleyince daha güzel bir görüntü oluyor Şöyle güzelce eliyorum. Çok kaçırmasaydım iyiydi. Ama sunum her zaman daha önemli. Evet arkadaşlar, suflelerimiz çok güzel oldu. 7-8 dakikada pişen enfes bir tatlı oldu. Tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın şöyle içinin kıvamını da göstereyim kapatmadan bakın oradaki çikolata harika ben bir tık daha fazla pişirmişim ama siz daha az pişirebilirsiniz görüşürüz